Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kobalt 60 diye bir cihazla herhalde bu radyoterapi tedavileri başladı. Ondan sonra teknoloji ilerledikçe arttı. Sayısı arttı radyoterapi cihazlarının ve çok daha iyi tedaviler yapar olduk. Biraz bu geçmişten günümüze radyoterapi cihazının ilerlemesi, gelişmesi ne avantajlar sağlıyor hastalara? Tedaviye başarısı, katkısı nedir? Biraz açalım mı bunları? Tabii ki. Ben radyasyon onkolojisi uzmanı olduktan sonra 10 yıldır mesleğimi yerine getirmekteyim. İhtisasımın başından bugüne kadar teknoloji o kadar çok radyoterapi açısından o kadar hızlı ilerledi ki cihazlar da artık hedefe yönelik dediğimiz yani sadece tümörlü dokuyu tedavi edip çevresindeki sağlıklı dokuyu koruyacak şekilde geliştirilmeye başlandı. Tarihçesine gelirsek öncelikle doğal radyasyon üreten kobalt 60 cihazları kullanılmaktaydı bütün ülke genelinde. Doğal radyasyon üretiyordu. Bu cihazın başlığı denen bir baş kısmı vardı radyoterapi cihazının. Onun içerisinde kobalt kaynağı bulunmaktaydı. Ve radyoterapi cihazlarının dışı duvarları çok kalın kurşunlarla kaplanmak zorundadır. Hem çalışan güvenliği açısından hem çevresindeki yaşayan insanlar açısından Atom Enerji Kurumu tarafından bunlar denetlenmektedir mutlaka. Hala çok güzel bir şekilde denetleniyor bizim sağlığımız açısından. Bu doğal radyasyon üreten kobalt 60'tan sonra artık son zamanlarda lineer akseleratör cihazı üretilmeye başladı ve biz bunlarla hastalarımızı tedavi ediyoruz. Şimdi lineer akseleratör üretildi dediniz. Önce şunu soracağım. Doğal radyasyon dediniz. Bazı izleyicilerimiz radyasyonun doğalı da mı var diyorlar ama burada açıklayıcı bir şey söyler misiniz bize? Yani neyi kastediyoruz doğal radyasyon derken? Doğal radyasyon dediğimiz zaman kaynakta radyasyon üreten bir kaynağın başlığında doğal radyasyon üreten bir kimyasal diyeyim artık bir madde var. Ama şu anda kullandığımız lineer akseleratör cihazları ise elektrikle çalışan, içerisinde kendisi tedavi sırasında radyasyon üreten, tedavi uyguladıktan sonra çevresine zararı ortadan kalkan, daha pratik, daha tedavide yan etkisi veya çalışanlar açısından da güvenliği daha fazla olan tedavi cihazı. İkisinin arasındaki fark bu şekilde. X ışını kullanılıyor bütün radyoterapi cihazlarında diyebilir miyiz? X ışınlarının daha ileri boyutları gamma ışınları kullanılmaktadır. Gamma ışınları. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.